Her şeyin doğrusunu öğrendim. Hayatım boyunca üzmemek, kırmamak, utandırmamak için büyük gayret sarf ettim. Kucaklaşınca sevgisini yüreğimde hissettiğim, hüznümde yanımda olan, sevincimde yanımda olan ve asla ve kata beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan, siyasi hayatta da, sosyal hayatta da, ticaret hayatında da, her zaman arkasında, arkamda güç olarak gördüğüm, değerli hemşehrilerim, sevgili büyüklerim, canım kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün buraya gelişim, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığına aday olmam münasebetiyle başlattığım ilk yurt gezisiyle alakalıdır. Beni sadece gururlandırmadınız, aynı zamanda da duygulandırdınız. Az önce Murat kardeşim de, Şakir ağabeyim de sizlerin huzurunda konuşmanın zorluğundan bahsetti. Aynı zorluğu bugün ben de hissediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizin hemşehrinizi, iyi ki sizin kardeşiniz ve dava ederim. Sizden hiç ayrı yaşamadım. Gönlüm hep bu memlekette olup bitenlerle doludur. Teşkilatımızın hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirdiği karşılama töreninden sonra hafızam böyle film şeridi gibi tarandı ve geçmişim gözlerimin önünden geçti. Elbette ki yaşayan ve kıymetli varlıklarıyla hem yaşadığı topluma hem de sevdiklerine güç ve kuvvet veren insanlarsınız ama bir de burada ebediyete uğurladıklarımız var. Onların da aziz hatıraları önünde tazimle eğiliyorum. Her biri için Cenab-ı Hak'tan rahmet dileriyorum. Mekanları cennet olsun, kabirleri nur olsun. Bilindiği gibi Milliyetçi Hareket Partisi bir kurultay sürecine girmiştir. İl ve ilçe kongrelerimiz tamamlanmış ve il kongrelerinden seçilmiş üst kurul delegeleri Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Türkiye'nin kaderini tayin edecek bir kurultayda hem Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir genel başkan seçecek hem de Milliyetçi Hareket Partisi'ni önümüzdeki 3 yıllık dönem içerisinde yöneticilik yaparak yarınlara taşıyabilecek kurullarını belirleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde önemli görevler de rotte etmiş bir arkadaşınız olarak 1987 yılından beri yaşanan neredeyse bütün kongrelerin şu ya da bu şekilde bir tarafında bulunmuşumdur. Ama bu kongre diğer kongrelere oranla farklı bir kongre olma özelliğiyle kendisini hissettirmektedir. Bu kongreye önem veren en önemli hususlardan birisi de bugün Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu durumdur. Musavat Dervişoğlu, siz Sayın Genel Başkanımızla çok yakındınız. Hatta onun evladı gibiydiniz. Hatta onun kardeşi gibiydiniz. Ve hatta onun sadece Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı olarak değil, önemsediği, değer verdiği biriydiniz. Şimdi ne oldu da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığına aday oldunuz diye soruyorlar. Beni Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanlığına
aday olmaya mecbur eden şey, Türkiye için tanzim edilmiş karanlık bir tablo var. O planı, o melun projeyi bozma hedefi taşıyor olmak. Evvela bunun zorun yaşamasını istiyorlar. Yoksa diyeceğim bir şey yok. Ben Sayın Genel Başkanımızın sadece il başkanlığını, adaylığını, öğrenciliğini yapmış birisi değilim. İşin aslı doğrudur. Aynı zamanda da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı olma özelliğinin dışında töre gereği de babam sayılır, ben de onun evladı sayılırım. Bu hukukta hiçbir şey değişmemiştir derdi daha arkadaşlar. Benim zaten bu kurultay sürecinde tartışma konusu yaptığım şey de Sayın Genel Başkanım'la olan hukukum değildir. Hiçbir Milliyetçi Hareket Partili ve hiçbir ülkücü siyasi tartışmaların odağına Sayın Genel Başkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygınlığını taşımıyor. Milliyetçi Hareket'in ve Devlet Bahçeli'nin saygınlığından hiçbir ülkücünün ve Türk vatandaşının zerre tereddüdü yoktur. Tartışma konusu olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaseten başarısızlığı ve etkisizliğidir. Mesele budur derdi davet. Bunu ortadan kaldırmak gibi bir mecburiyetle karşı karşıyayız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara talip olmayan görüntüsünü değiştirmek mecburiyetindeyiz. Milliyetçi Hareketi Türk milletinin başka bir şansı yokken yeniden Türk siyasetinde önemli bir aktör yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bildiğimiz içindir ki yollara düştük. Yoksa hiç kimseyle bir hesabımız yoktur. Ben Milliyetçi Hareket Partisi genel başkan adayıyım. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanına rakibim, ne de Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına talip olan diğer adayların rakibiyim. Allah izin verirse, dava arkadaşlarımız teveccüh gösterirse, millet destek verirse, Tayyip Erdoğan'ın rakibi olarak başbakanlığa talibim. Bunun için yollara düştük. Yollara düşmemizin sebebi bu. Bizi pek tabidir ki burada her siyasi partinin sempatizanı, mensubu, taraftarı, hemşehrim, kardeşim, ağabeyim, ablam vardır bu salonda. Gönlünü başka liderlere ve başka siyasi partilere vermiş olanlar da vardı. Onları incitmek istemiyorum. Ama Türkiye'nin hali perişandır. Kim ne derse desin, Türkiye şu anda başkalarının terör sorunu diye tarif ettiği ama esas itibariyle bir siyasal Kürtçülük ve coğrafi açıdan yeni siyasi sınırların çizilmesiyle bölünme tehdidiyle karşı karşıyadır. Milletin Milliyetçi Hareket'ten beklediği çok şey vardır. Çünkü ülkücüler ve Türk milliyetçileri mensubu bulunduğu milletin ruhunu temsil ederler. Türk milliyetçiliği davasının ve onun gençlik organizasyonu konumunda olan teşkilatların siyaseten etkisiz bir görüntü çiziyor olmasından da aziz milletimiz müzdarip durumdadır. Vatandaşa soruyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nde neyi eksik buluyorsunuz da başka siyasi partilere teveccüh gösteriyorsunuz diyoruz. Ayrıca şu ya da bu şekilde bir ya da birkaç kere Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş ama daha sonradan oy vermekten vazgeçmiş arkadaşlarımıza da soruyoruz. Bu değişikliğin sebebi nedir? Milliyetçi Hareket Partisi'nde neyi eksik buluyorsunuz da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermekten vazgeçip başka siyasi partilere teveccüh gösterme eğilimine düşüyorsunuz diyoruz. Cevap oldukça açık. Milliyetçi Hareket Partisi
aziz Türk milletinin beklentisine cevap verebilecek bir siyasi kadro özelliğiyle iktidara talip olan bir kurum özelliği sergilemiyor. Peki diyoruz, bugün iş başına bulunan Tayyip Erdoğan'da ne buluyorsunuz da ona oy veriyorsunuz? Milletin cevabı açık. Bakın net konuşuyorum. Oy verilecek başka adam mı var ki verelim diyorlar. Tayyip Erdoğan'ın karşısına oy verilecek adam olmak için çıkmak üzere genel başkanlar atarlar. Ekonomik durumla ilgili bir şey söylemeye gerek yok. Herkes kaynattığı tencereden biliyor. Cüzdanından biliyor. Borçlu olduğu kredi kartından biliyor. İşsiz kalan kardeşlerimizin konumlarından biliyor. Şimdi sorsam hangi hanede işsiz var diye hepinizin el kaldıracağını da biliyor ve inanıyor. Her hanede işsiz var. Çünkü sanayi İthalat lobisine teslim olmuş durumda. Ve işsizlik Türkiye'de bir ekonomik kavram olmaktan çıkmış, sefalet kültürünün teşekkülünde bir argüman olarak kullanılmaya başlamıştır. Türkiye'nin kaynakları ve imkanları ekonomisini yükseltmek ve yüceltmek diğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmeye elverişlidir. Ama Türkiye bir şeyi kaybederse onu geriye getirebilmesi mümkün değildir. Türkiye ruhunu kaybederse, vatanını kaybederse, birliğini kaybederse, beraberliğini kaybederse, bin yıllık kısımlık ve kardeşlik hukukunu kaybederse, onun ortaya çıkardığı zararı telafi edebilmek asla ve kata mümkün olamaz değerli dava arkadaşlar. Türkiye'de bir devletin vatandaşla arasında münasebetini kurguladığı kurumların neredeyse hepsiyle dalaşır ve didişir durumdadır bugün iş başında bulunan iktidar. Ve ülkede yaşayan insanlar adaletten umudunu kesmiştir. Adaletten umudunu kesen bir toplumun zedelenmemiş hiçbir müessesesinin kalmayacağı da bir sosyolojik gerçektir. Tedbirleri almaya çalışırken, ileriye yönelik bir takım önermelerde bulunurken, tespitler ve teşhisler ortaya koyarken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin diğer partilerin çok önünde olduğuna şahit olursunuz. Tarihe düşülmüş bir şer var ise şayet, bundan 50 yıl sonra torunlarımızın ve çocuklarımızın okuduğu tarih kitaplarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin doğru tespitlerinden, doğru teşhislerinden, doğru öngörülerinden bahsedileceğinden emin olabilirsiniz. Ama mesele bununla yetmiyor. Konuyu analiz etmek, doğru tedbirleri almaya çalışmak yolunda bir takım yol göstericilik rollerine soyunmak, hastalığı teşhis etmek, tedaviyi tarif etmek başka bir işe yaramıyor tarihe şerh düşmekten gayrı. Milletin Türk milliyetçilerinden ve ülkücülerden beklediği tarihe şerh düşmek değil, yeni bir tarih yazmak ve gerekirse yeni bir tarih yapmaktır. İşte bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına adaylığı başlıyor. Değerlerimizi kaybediyoruz. Sadece değerlerimizi kaybetmiyoruz. Sloganlarımızı kaybediyoruz. Seçmenlerimizi kaybediyoruz. Geçenlerde Ankara'da dolaşıyorum. Duvarda bir afiş gördüm. Üzerinde Tayyip Erdoğan'ın resmi. İşte gözümüz, elimiz mazide. İşte gözümüz atide. Bu bizim sloganımızdı. Kökü maziden gelen parti izlerdik biz gençlik yıllarımızda. Dava arkadaşlarımız hatırlarlar. Sloganlarımızı aldılar. 2023
Lider ülke Türkiye vizyonu ve programı Milliyetçi Hareket Partisi'nde. İktibas ettiler, kullandılar. Hatta intihalde bulundular, çaldılar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ses çıkaran yok. 12 Eylül'ü yargılayacağız dediler. Kenan Evren'in, Tahsin Şahin Kaya'nın adalet huzuruna çıkmasını bekliyoruz. Büyük bir işte hala. Dava arkadaşlarımızı kandırdılar referandum sürecinde. İhtilalci paşaları yargılayacağız dediler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili Engin Alan Paşa'ya ceza verdiler. Ses yok. Cezayı aldıktan sonra oraya gittik. Dedim ya, adalet duygusu zedelendi. PKK ile irtibatlarını saklamayan, hatta planladıkları psikolojik hareket çerçevesinde ihdas edilmiş, kurtarılmış bölgenin varlığını ifade eden milletvekilleri o bölgenin sınırına gidip PKK'lı canilerle kucaklaştılar, sokakta geziyorlar. Ameliyathanelerde binlerce kişiye şifa dağıtmış Sayın Profesör Doktor Mehmet Haberal hapishanede. Bu PKK'lı teröristler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kafa tutuyorlar ve Sayın Başbakan ve hükümet tarafından muhatap kabul ediliyorlar. Etmedikleri melanet, yapmadıkları fitne fesat yok, sokakta dolaşıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir kökenli bir siyasetçi olduğum için söylemekte beis görmüyorum. Milletvekili Mustafa Balbay hapiste. Bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ses yok, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ses yok. Haksız tutuklamalara, adaletsizliklere kaynağı millet mi, hükümet mi, cemaat mi olduğu belli olmayan iddianamelere ve mahkeme kararlarına baş kaldırmak için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na aday. Adalet duygusunun zedelenmesini engellemek için bunu yapmak mecburiyetinde olduğumuzu söylüyorum. Çünkü dedim ya, bir toplumda şayet adalet duygusu zedelenirse, zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Bütün bu olan olup bitenler de kendi haline cereyan etmiş hadiseler değildir. Şimdi ekonomi bozuk, sosyal hayatta karşı karşıya bulunduğumuz ciddi problemler var. Türkiye bir bölünme tehdidi ve bölücü örgüt destekli bir siyasal Kürtçülük tehlikesiyle karşı karşıya. Yaşadığımız coğrafyada yeni sınırların çizilmesine taalluk eden ve emperyal güçlerin tanzim ettiği, kuvveden fiile geçirmek üzere tetikte beklediği bir takım gelişmelerin varlığına da hepiniz şahitlik ediyorsunuz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşadığı bu bölge coğrafyasında uluslararası aktör olma kimliğini yitirmiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu Büyük Orta Doğu Projesi'nin kendisine yüklediği eş başkanlık rolüyle övünür hale gelmiştir. İşte Türkiye'nin birliği, Türkiye'nin bütünlüğü, Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden olan beklentisi, vatanın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı bir direnç mekanizması oluşturabilmek, Türkiye Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parlamenter sayısıyla direnç gösteremediğimiz konularda meydanda yumruk kaldırmak için Milliyetçi Hareket'in genel başkanlığına sahip olmak. Rakibim yok Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde, söyledim. Hepsi birbirinden kıymetli aday arkadaşlarımızla da, muhterem genel başkanımızla da yaşanmış bir problemim yok. Ben Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına adaylığımı Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezinde açıklarım. Az evvel gazeteci arkadaşlar sordular, bu ziyareti anlatır mısınız diye. Dedim ki, buraya gelmeden önce birinci evim saydığım Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde
adaylığımı açıklamıştım. Şimdi ikinci evim olan baba ocağım Fas'a geldim. O sebeple buradayım dedim. Bu adaylığın açıklanması öncesinde de muhterem genel başkanımıza neden böyle bir göreve talip olduğumu, bu sürece neden müdahil olmak mecburiyetinde bulunduğumu lisanı münasiple anlattı. Dedim ki benim Milliyetçi Hareket Partisi'nden başka bir evim yok siyasi kimliğim çerçevesinde. Başka bir yerde adaylık açıklaması yapmaya da hem ülkücü geçmişim, müktesebatım hem de ülkücü terbiye ve ahlakım müsaade etmez. Bu konuyla alakalı bana şayet lütfederseniz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde büyük ya da küçük bir salonun tahsisi için emir ve müsaadelerinizi arz ediyorum dedim. Doğru bir ülkücü duruş ve büyük bir demokratik olgunlukla aslında bir hakkın teslimi olarak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde açıklama yapmama izin vermiştir. Kendisine teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğu demokratik olgunluk için. Ama bu açıklamayı yaparken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni bir numayiş yerine çevirmek gibi ülkücü edep ve terbiyeyle bağdaşmayacak bir densizliğin içine girmemem de gerekiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ne iki arkadaşımla birlikte tek başıma gittim. Ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili eleştirilerimi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde şahsıma tahsis edilmiş odada serdettim. Bunu yapmak için insanın kendisine güvenmesi lazımdır değerli dava arkadaşlarım. Ben bütün bir ömrü bu camianın içinde sizlerle birlikte geçirdim. Başkaları gibi otel lobilerinde açıklama yapmak bu hareketin mücadele geçmişinden gelen bir ülkücüye yakışmadığı için böyle davranmışımdır. Ama bu davranışın bazı çevreler tarafından maalesef ve mal teessüf istismar edilmeye kalkışılıyor. Diyorlar ki ya bu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde herkes açıklama yapamıyor da bu Musavat Dervişoğlu nasıl açıklama yaptı? Acaba bu Musavat Dervişoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nde muhalefet içinde bir zafiyet yaratmak için mi aday olarak ortaya çıkarıldı diye çeşitli çevreler marifetiyle dışarıda dedikodu yayılıyor. Onlar beni tanımıyor değerli dava arkadaşlarım. Ben hayatım boyunca ne verdiğim sözden ne de çıktığım yoldan bir kere bile dönmedim Allah'ın izniyle. Acaba diyorlar sarı muhalefet mi? Onu da uydurmuşlar. Bu sarı muhalefet de literatürümüze yeni girdi. Bizim hareketinde yoktu böyle bir şey. Sarı sendikacılık vardı. Cumhuriyet Halk Partili olanlar bilir. Marksist gelenekten gelenler de bilir. O sarı sendikacılıkta efendim işçiden yana görünürsünüz. Sonra kapalı kapılar ardına gidince işverenden yana pazarlıklar yaparsınız. Kastedilen o. Bizim için söylenen, bizimle alakalı oluşturulmuş töhmet ve bühtan çalının altına yerleştirilmek istenen iddia odur. Şimdi değerli dava arkadaşlarım iyi bilin. Burası benim memleketim olduğu için rahat söylüyorum. Kameralar burada. İşte teyipler, mikrofonlar önümüzde ama biz bize konuşuyoruz. Konuştuğumuzu bilen yok. Yok görev. Buradan ilan ediyorum. Bakın açıkça söylüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kongresi Türk milletinin geleceğiyle alakalıdır. Türk milletinin geleceği söz konusu olduğu zaman Musavat Dervişoğlu duygusallıklarını bir tarafa bırakmak mecburiyetinde öyle bir gelenekten gelmiş kendisine benzeyen dava arkadaşlarıyla birlikte bir büyük yolculuk başlatmak mecburiyetinde olan kişidir. Ben buranın
Ülke Ocakları Başkanlığı'nı yaptım. Ben burayı her yerde doğru temsil ettim. İzmir'de de doğru temsil ettim, Ankara'da da doğru temsil ettim, İstanbul'da da doğru temsil ettim. Ülke Ocakları Genel Başkanlığı makamında da Allah nasip etti, doğru temsil edebilmeye muvaffak oldum. Aziz hemşehrilerim. Şimdi bu iddiayı yapanlara dediğim gibi buradan seslenmek istiyorum. Türkiye söz konusu olursa, Türk vatanı söz konusu olursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceği söz konusu olursa, aziz Türk milletinin hürriyeti söz konusu olursa, ben dava arkadaşlarımla birlikte babamı bile tanımam. Babamı bile tanımam. Siyasi tercihlerini önceden de açıklamış olabilirler. Bunlara da hoşgörüyle yaklaşın. Ama bu camianın içinde bir tehlike var. O tehlikenin oluşmasına katkı sağlamış bir adam kimliğiyle anılmak asla ve kata istemem. Dedim ya, misafirler var, başka partilere mensup olanlar var ama salonun büyük bir çoğunluğu Milliyetçi Hareket Partililer. O sebeple söylemekte bir iş görmüyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde sanki bir takım ayrımlar varmış gibi algılanıyor. Doğru mu söyledim? Genel merkezciler var. Öbür taraftan bakıldığında bir başka eski bakanımız, kıymetli bir adayımız Koray Aydıncılar var. Bu Koray Aydıncılık genel merkezciliğin yanına bir de müsavatçılık eklemek istiyorlar. Ben bunun yapılmasına asla ve kata çanak tutacak bir siyasi sığlığın ve hamlığın içine düşecek adam değilim. İsteyen genel merkezci, isteyen Koray Aydıncı olsun. Hiç kimsenin müsavatçı olmasını istemiyorum. Ama ülkücüler benimle olsun. Türk milliyetçileri benimle olsun. Onu istiyorum. Elbette ki bu adaylar arasından belirlenecektir Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı. Mevcut genel başkanımız kongreden sonra görevine devam edebilir. Çünkü delegenin vereceği bir karardır. Sayın Koray Aydın seçilebilir. Delegenin vereceği karardır. Ben seçilebilirim. O da delegenin vereceği karardır. Az evvel söylediğimi neden böyle yapıyorum, doğru anlaşılsın diye izaha gayret sarf ediyorum. Kutuplaşmanın olduğu yerde isteseniz de istemeseniz de çatışmalar başlar. Siyaset öyle bir iştigal alanıdır çünkü. Genel merkezci olursanız ve Koray Aydın Bey'in yanındakilerle alakalı bir kutuplaşmanın tarafı olarak siyaseten didişmeye başlarsanız bir küskünlük oluşur. Ya da Koray Bey'den yana olursunuz, genel merkezdeki olan arkadaşlarımıza karşı bir ön yargı içerisinde bulunursunuz. Yani birisi kazanırsa diğerinin yanındakilerin siyaseten istikballerini kaybetmeleri riski doğar. Doğru mu söylediklerim? Bunlar olmadı mı Milliyetçi Hareket Partisi? Aynı caminin avlusunda toplanıyoruz. Ebediyete bir arkadaşımızı uğurluyoruz. Helalleşmek için musalla taşının başında duruyoruz. Konuşmadığımız, küs olmadığımız dava arkadaşımız var mı ya? Caminin avlusunda 10 ayrı grup. Doğru mu söylüyorum, yalan mı? Peki bunlar neden kaynaklanıyor? 1999'daki kongreden, 2000'deki kongreden, 2003'teki kongreden, 2006'daki, 2009'daki kongrelerden kaynaklanmıyor mu? Milliyetçi Hareket Partililerin birbiriyle tapu kavgası mı var? Miras kavgası mı var ki bu küskünlükler yaşanıyor? Bir takım insanlar dava arkadaşlarımızın birbirleriyle olan kutuplaşmalarına bağlı olarak siyasi statü devşiriyorlar ve bu devşirdikleri bu siyasi statüyle kendi önlerini siyaseten açarak bir ikbal yolculuğu başlatıyorlar. Genellikle de kötü örnek teşkil edecek bir biçimde başarılı oluyorlar. Bunlara şahit oldum.
Sadece orduda değil, Türkiye'nin her yerinde biz bunlara şahit olduk. Genel başkan kazanacak, Koray Bey'in yanındakiler siyaset yapamayacak. Koray Bey kazanacak, efendim Devlet Bey'in yanındakiler siyaset yapamayacak. E o zaman ne olacak Milliyetçi Hareketi mahalle? Ben işte onun için aday oldum. Ben kazandığımda herkesin siyasetten önünü açabilmek ve ülkücü hareketin birliğini temin etmek için aday oldum. Onun için burada ve Milliyetçi Hareket Partisi içindeki fitne fesat arşivini dağıtmak geleceğimizin önüne koyulmuş engelleri aşmak için bu yolculuğu başlattım değerli dava arkadaşlar. Kendi kendine yola çıkmış biri değilim. Hareketin karşı karşıya bulunduğu problemleri görüyorum. Bu problemlerin bizler tarafından aşılmasının icap ettiğine de adım gibi inanıyor ve iman ediyorum. Allah'ın birliğine nasıl inanıp iman ediyorsam şu söyleyeceğim söze de aynı ölçüde iman ediyorum. Türk milliyetçileri, ülkücüler kendi aralarındaki problemlerini çözerlerse şayet bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir problemi kalmayacaktır. Çünkü ülkücü milliyetçi hareket aziz Türk milletinin bizatihi ruhu demektir değerli bayan. Bunun gerçekleştirilmesi lazımdır. Artık helalleşmelerin musalla taşına koyulmuş halimizde cenaze namazı öncesinde ve sonrasında yapılan merasimler olarak algılanılmaması lazım. Siyaseten helalleşebilmek için bu önümüzdeki kurultayın çok doğru bir biçimde ele alınıp buradan doğacak fırsatın da çok doğru bir biçimde kullanılması lazım. Bu kongrede sadece Milliyetçi Hareket Partisi nefes alamıyor. Bu kongre Türk milletinin nefes almasına vesile olabilecek bir takım özellikleri de içeriyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu hale bakarak umutların yeşertilebilmesine dayanak teşkil edecek bir programın ortaya koyulması bakımından da bu kurultay Türk milleti ve hareketimiz için önem teşkil ediyor. Bu fırsattan çok doğru bir biçimde yararlanmaya muvaffak olmak mecburiyetindeyiz. Çeşitli senaryoları önlerimize koyuyorlar. Efendim birileri diyor ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin değişime ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yakın takvim içinde gerçekleştirilmiş bir takım olaylara bağlı olarak bu değişim kavramı siyasi hayatımızın merkezine yerleşmiş durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi değişti, sanki başı göğe erdi. Ne yapalım? Milliyetçi Hareket Partisi içinde de bir değişim programını derhal devreye sokalım. Bazı aklı evveller siyasi tarihe vukufiyetleri noktasında çeşitli eksiklikler taşıdıkları için değişim projesini neredeyse bir çözüm önerisine dönüştürmeye çalıştılar. Efendim var peşinden çok naziksiniz. Fatsallar böyledir. Bu fatsallar pişmiş aşa su katarlar ama bir bakraç yoğurda asla bir damla su katmazlar. Ben onun için ithal ediyorum. Değişim diyorlar. Değişim. Değişim. Ya Türk milletinin Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklediği değişim ve yenileşme değil mi? Türk milleti Milliyetçi Hareket'ten özüne dönmesini istiyor. Aslına dönmesini istiyor. Özüne bağlı olarak gelişmesini istiyor. Türk milletinin Milliyetçi Hareket'ten beklentisi budur. Efendim bu değişimden muradınız nedir? Sebep sonuç ilişkisini doğru belirleyemeyenler siyasi tarihte şöyle bir sayfaları geriye alıp baksınlar. Bu değişim, yenileşme, gelenekçi vesaire kavramları ilk olarak nerede kullanmış bir baksınlar. Bu kavramları ilk kez Refah Partisi'nin kongresinde kullanılmıştır. Şimdiki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Beyefendi'nin
aday olduğu Recep Tayyip Bey'e karşı aday olduğu kongrede kullanmıştır. O kongrenin sloganı ya da siyasi çatışması değişimci ve gelenekçi ayrımını beraberinde getirmiştir. Değişimciler, Bülent Arınç Beyler, Tayyip Erdoğan Beyler, Abdullah Gül Beyler, efendim gelenekçiler Oğuzhan Asiltürk, Recaip Utan, Şevket Kazan Beyler, böyle bir ayrım ortaya koyulmuştur. Ve Refah Partisi o kongrede yaşadıklarından sonra bölünmüş, onun içinden bir siyasi parti, dini motifli bir siyasi parti, Türk siyasetinin sağ merkezine ikame edilmiştir, atanmıştır. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi üstünde hesabı olanlar, dedim ya bazı aklı evvellere götürmüşler. Bunlar yenilikçi ve gelenekçi diye ayrıştılar. Bunların içinden çıkardığımız yenilikçileri biz parti kurmak suretiyle siyasete taşıdık ve iktidar yaptık demişler. Şimdi sizin içinde de, içinizde de böyle bir şey yapmayı becerebilirsek, statikocular ve değişimciler ayrımından bir siyasi kutuplaşma ve Milliyetçi Hareket Partisi içinde ayrışma temin eder isek, değişimcileri de milli motifli bir sağ parti olarak sağ siyasetin merkezine atarız, siz de artık iktidar olmanın keyfine erersiniz diye ikna etmişler. Bazıları var böyle. Söylediklerinden sakın, adaylarımızla birlikte samimi mücadele veren dava arkadaşlarım alınmasın. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmesi ve siyasi hezimetine endekslenmiş hiçbir plana sıcak bakabilmemiz asla ve kata mümkün değildir. Ne yani, sen Milliyetçi Hareket Partisi'ni statikocular ve değişimciler diye ayıracaksın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmesine vesile olacaksın, Türk milletinin ruhunu temsil eden Milliyetçi Ülkücü Hareket'in ruhunu teslim etmesini sağlayacaksın, biz de buna seyirci kalacağız. Öyle mi zannediyorsun? Ömrümüzde Milliyetçi Ülkücü Hareket'i kimseye böldürmeyiz. Bunun için adayız. Bunun mücadelesini vermek için siyasi yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Biz parçalar ayrıldıktan sonra ne kadar zor birleşir, il başkanlığı, ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımız gayet iyi bilir. Tıpkı bir testinin, çömleğin bölünmesine, parçalanmasına benzer sosyal hayatın içindeki bölünmeler, siyasi hayatın içindeki bölünmeler. Nasıl yapıştırırsanız yapıştırın, eski haline getirebilmeniz mümkün olmaz. Geçmişi ararsınız her zaman. Bu bölünmüşlükten medet umanların dışında bir de pusuya yatarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin karşılaşması muhtemel siyasi hezimetten gelecek planı çıkarmaya kalkışanlar var. Onları da efendim diyorlar, bu kongre aslında yani netice alınabilecek bir kongre değil. Bu kongrede ortaya çıkıp kişinin kendisini telef etmesinin de bir anlamı yok. Bu kongreden netice almak da zor. Ben bilmiyor muyum netice almanın zor olduğunu? Ben Allah'a inanıyor, ülkücülere güveniyorum. Onun için çıkmışım yola. Ben de biliyorum bu iş zorluğu. Ama ben Milliyetçi Hareket'in siyasi hezimeti üzerine bina edilmiş bir stratejiyi yol haritası olarak alamam. Başkalarının yol göstermesiyle elde edilmiş bir hürriyet mücadelesi yoktur diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ülkücü hareket içinde de yol güzergahını ve yol haritasını başkasından alırsanız varacağınız yer sadece ve sadece hüsran olur. Planı yapıyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi şimdi bu haliyle kalsın. Bizler kenarda bekleyelim. Bu gidişat zaten Milliyetçi Hareket'in ilk yerel seçimlerde bir siyasi hezimetle karşılaşmasına vesile olacak. Biz kenarda bekleriz. Olağanüstü kurultay yaparız. O zaman Milliyetçi Hareket'i ele geçirmek
şimdikinden kolay olur diyorlar. Geliyor değil mi sizlere de böyle haberler? Demiyorlar mı size bu bizim oğlan çıkmış yola? Ya çıkmış ama bunun kazanması fevkalade zor. Neden? Türkiye'de çünkü bir siyasi partinin genel başkanını kongreyle makamından etmek ve onun yerine genel başkan olabilmek çok yaşanmış bir olay değil. Diyorlar değil mi sizler? Bakın siz de onlara söyleyin. Deyin ki bizim evladımız kırık serçe parmağıyla sağlam azın işini sökmeye talim olmuş. Biz onu tanıyoruz. Allah'ın izniyle başaracaktır. Korkmak yok. Yılmak yok. Teslim olmak yok. Değerli hemşehrilerim ve aziz dava arkadaşlarım. Türkiye'nin değişime ihtiyacı var. Doğrudur. Bu değişikliği yapması icap edenler de sizlersiniz. Siz karar vereceksiniz. Biz zaten bu yolculuğa çıkarken insanları nasıl sinerjileriyle birlikte bir takım değişiklikleri gerçekleştirirler diye oturduk düşündük. Kafa yorduk. Bu büyük millet ve bu harekete mensup insanlar neyi yaparlar ve neyi değiştirirler acaba diye bunun üzerinde dava arkadaşlarımızla birlikte uzun müddet tartıştık. Türk milleti ve Türk milliyetçileri şayet isterlerse Türkiye'yi değiştirirler. Türk milleti ve Türk milliyetçileri şayet isterlerse makus talihi değiştirirler. Türk milleti ve Türk milliyetçileri şayet isterler ve iman ederlerse Allah izin verirse tarihi değiştirirler. Bu için sizinle geldiğiniz. İşte ben onun için diyorum ki sen iste Halit değişsin. Sen iste Türkiye değişsin. Sen iste tarih değişsin diyorum. Onun için genel başkan adayıyım. Makus talihi değişsin diye Türkiye'nin talebini değişsin.